ya. Ha, Gülru. Gülfem Hanım'ın kahvesi. Al götür bunu. Ben de asistanını karşılayayım. Hadi. Tamam. Buyurun Gülfem Hanım. Kahveniz. Hazırlayıver. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Gitme. Giyinirken yardıma ihtiyacım var. Al. Senin olsun. Sıkıldım bundan. Benim mi? Hı. Durup bayatlayacağını. Ama ben sizinkini karnım dik... Teşekkür ederim. Gülfem Hanım. Araba kapının önünde hazır bekliyor. Siz ne zaman hazır olursanız o zaman çıkabiliriz. Çok yaşayın. Sen hasta mısın? Soğuk algınlığı. Ha, kendine dikkat etmedin yani. Yok Gülfem Hanım, o kadar da kötü değil. Yaklaşma! Ne yaptın? Özür dilerim Gülfem Hanım. Çok özür dilerim. Bez, ne duruyorsun? Bez getirsene. Kumaş sık dokumu, bu leke çıkmaz. Doğru söylüyor. Gülfem Hanım, yedeğinizi getirsek? Ne yedeği? Saçım başım buna göre yapıldı benim. Tut şunu. Gülfem Hanım, bence kuaförü makyözü geri çağıralım. Olmaz, olmaz. Onlar başka işe gittiler. Ben yüzümle sadece Meryem'e güveniyorum. Defileden bir parça kullansak, atölyeden 20 dakika içinde getirirler. Hem konsepte de uygun. Mankenle aynı şeyi mi giyeyim yani? Dekoltesi çok cesur. Bant. Bantla desteklersek... Yani bir anda Gülfem Hanım. En azından anı kurtarır. Gülru. Buyurun. Benimle geliyorsun. Taşınacak eşyalarım var. Yardım edersin. (Gülüyor)
Kaç yıl oldu be baba? 20. Tam 20 sene. Yıllar nasıl su gibi akıp geçiyor. Şu bahçede evcilik oynadığımız günleri hatırlıyorum. Gürüyle Yonca annemin etekleri altında. Karnında çiçek. Hey gidi günler. Sen o günlere şu bahçedeki koca çınar ağacına, her yıl açan rengarenk çiçeklere, şu duvara, şu kapıya sor. İnsan üzülüyor be baba. Ya burası sizin eviniz gibiydi. Tamam, ben evlendim, erken çıktım ama bana da baba eviydi ya. Ne yapalım kızım? Buraya kadarmış işte. Hem o anı dediğine dört duvar gerekmez. O anların hepsi benim daha şuramda. Baba! Baba defile! Defileye gidiyorum. Ya ne giyeceğim ki şimdi? Gülru! Defileye gidiyorum ne demek? Gülfem Hanım'ın elbisesine kahve döküldü, ben de yama yaptım. Sonra birden Gülru sen de geliyorsun bize defileye dedi. Asistanın nezle olmuş, yanında eşyalarını taşıyacak birine ihtiyacı var. Beni seçti baba, beni defileye götürüyor. Hani Enver Bey'in şoförü izinliyken bazen sen onu götürüp getirirdin ya bir yerlere. Bu da öyle bir şey işte. Ha baba doğru. E iş tabii canım. E şimdi ne yapsın, hazır buradayken hayır demek olmaz. Değil mi baba? Ne vakit gidip ne vakit dönecekmişsin? İşte hemen şimdi çıkıyoruz. Yani bir iki saat falan bir şeydir herhalde. Çok uzun sürmez. Akşama kalmadan dönerim. Mezuniyet elbisemi kendim tasarladım. Bir gün size çizimlerimi göstermek isterim. Yani tabii sizin de müsait olduğunuz bir zaman. Gülfem Hanım, yani bugün sizinle bu defileye gelmek benim için gerçekten çok özel. Yani ben çocukluğumda ilk sizin çizimlerinize bakarak heves ettim bu mesleğe. Efendim? Alo aşkım, ben bugün işten izin aldım sizin eşyaları taşıyalım diye. Ben şimdi Gülfem Hanım'la defileye gidiyorum. Seni sonra arayayım mı? Neredeyim dedin? Defileye gidiyorum. Ne defilesi kızım? Maytap mı geçiyorsun sen benimle ya? Konuşamıyorum şimdi. Arabadayım. Konuşuruz sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.